5 milyon yıldır üzerimize doğru ilerleyen Afrika kıtası ve Arap levhası, ülkemizin üzerinde bulunduğu Avrasya'yı istikrarlı bir şekilde kuzeye doğru itmeye devam ediyor. 5 milyon yıl. Mezopotamya'nın yani bereketli hilal dediğimiz bölgenin Akdeniz çanağındaki korunaklı kıyısında bulunan Nata ise insanlık tarihi açısından öylesine önemli ki arkeolojik kazılar bize Cilalı Taş Devri'nde yani bundan yaklaşık 100 bin yıl öncesinde dahi bu toprakların hareketli insan topluluklarına yurt olduğunu göstermiş. Önemini anlamak için 13 bin yıl önce tam da üzerinde durduğumuz bu topraklarda elindeki buğday tanesini insanlığın bağrına ekilen umut gibi eken o ilk tarım yapmaya niyetli ataları düşünün. Ardından burayı yurt bellemiş Akatları, Atinalıları, Persleri, Makedonları, Mısırlıları, Abbasileri, Romalıları, Selçukluları, Osmanlıları, Yahudileri, Müslümanları ve İsa'nın öğretisine ilk kez Hristiyanlık isminin verildiği bu şehire gelmiş ve geçmekte olan her bir halkı düşünün. Hepsinin bu kadim topraklarda ortak önemli bir anısı var. Deprem. Antakya tarihte haritadan silinecek kadar büyük kayıtlara geçmiş yaklaşık 30 büyük depremle sarsılmış. Örneğin seyyahların uğrak noktası, tüccarların ticari durağı bu kentte 526 yılında yaşanan depremde 300 bin kişinin can verdiğine dair kayıtlara not düşülmüş. Peki antik kültürleri yıkıp geçen, doğanın ev sahipliğini hatırlatan bu topraklarda yaşamakta neden bu denli ısrarcıyız? Cevap insanlık tarihi kadar köklü. Burası tarihin en önemli kavşaklarından Avrupa, Asya ve Afrika gibi süper kıtaların birbirine bağlandığı bir kilit nokta. Din, kültür, ticaret, tarım, yönetim, sanat bütün bir dünyaya medeniyetin geliştiği bu bölgeden yayılmış. Asi Nehri'nin Karasu ve Afrin Çayı'nın suladığı gıda ambarı Amikovası koca bir coğrafyaya beslenme garantisi vermiş. Binbir çeşit toplumun gelip geçerken zenginlikle getirdiği, karnımızı endişesizce doyurduğu ılıman ve zengin bu toprakta yaşamak için daha iyi bir nedene ihtiyacımız var mı? Sözün özü, deprem biz yokken de vardı, bizden sonra da var olacak. Kardeşçe yaralarımızı üfleyecek, acılarımızı birbirimizle saracak ve elimizdeki o buğday tanesinden asırlarca yol kat etmiş misafirler olarak doğaya uyumlu insancıl teknolojilerle güzel ve kadim şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz.